Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Utuk. Bugün de yeni bir gündeyiz. Şemal Dayı'yla beraber şöyle yine ne iş yapıyoruz arkadaşlar? Burayı büyütüyoruz arkadaşlar, şu üst tarafa. Ne oğlum Ömer? O da geleceğim işte. Şunu aç geleceğim diyor. Arkadaşlar şimdi yuvayı size şöyle göstereyim. Yapmıştık biliyorsunuz, iki kademeli. Şimdi üst tarafa da arkadaşlar çift tane yapacağız. Çift tane ne diye soracak olan olursa hani şey olacak. Bunun üstünde ne? Açıyorum. Tamam. Hadi aç mı diyor. Hadi aç hadi diyor. Şuraya arkadaşlar tahta attık. Buraları böleceğiz arkadaşlar. Mesela şöyle genişlikte, şu genişlikte mesela olacak. Üstünü tilinle üstünü de kapatacağız. Burada yeni kuşlar olduğunda böyle hani özel kuşu büyütmek için ya da böyle yavruyu ayırmak için. Yavrular anneler falan doğduğunda ayır. Tamam ne açıyorum durla. Bari neymişsin ha bu da şapka. Onu niye aldın sen? Seni. Niye getirdin oğlum? Baba senin. Ha geleceksin sen de içeri oradan duracaksın. Arkadaşlar bayağı da malzeme aldık. Şöyle görüyorsunuz bu USB sadece 400 lira olmuş. Yarım da aldık, 1,5 parça aldık. 600 lira sadece bu. Toplam şu çıtaları aldık arkadaşlar. Şu kesilmiş hazır çıtalar var. Bunlar da partiyi bayrak sallamak için yapmışlarmış arkadaşlar. Onları da kestirecektik. Hazır varmış. Öyle aldık. Vallahi toplam kaç? 1200 lira para verdik arkadaşlar. 300 lira falan da bir de 1,5-2 lira yakın şey geldi. Bir de neydi daha 4 tane? 5 tane kesin bir de. Bir de şey aldık arkadaşlar. Şu arkalık olur. Ne derler? Dolap yaparken arkalık olur. O da karşıda şöyle görüyorsunuz şu beyaz olan şeyi. Onu da aldık arkadaşlar. Onun da şeysi 600 liraymış. Yani 2 liradan fazla para harcadık bugün sadece buraya. Bazılar var arkadaşlar hani biz böyle yemek veriyor, kuşa alıyor, şey diyor. Adamlar hazır istiyor bana yavru ben para verme iş olmaz da ben bedava alırım diyor. Değil mi dayı? Dayım da karşılaşıyor yanımda sürekli. Hani arkadaşlar bunlar öyle kötü şeylerden değil kuşlardan. Biz de bedava almak. Keşke bedava dağıtsalar da biz de bedava dağıtsa. Bir de hep satın aldığım kuşlar. Daha bunları hep aldım. Doğru düzgün yavru alamadan adam bana ver diyor. O da değişik hissediyor yani. Köpeğimizin yuvasını buradan çektim arkadaşlar. Biraz öbür tarafa doğru aldım. Kasanın altında yatıyor görüyorsunuz. Zikkesine uğraşacaktım. Çünkü kuşlar buradan girip çıkamıyordu. Ondan dolayı oraya aldım. Şimdi yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle daim buraya da kesecek. Onları da vidalayacağız. Üstüne güzel bir çift tane yapacağız. Orada kuşlarımızı ayrı beslemek için. Eşleştirmek için. Mesela tek tek kuş olduğunda eşleştirmek için. Yemleri de burada yiyorlar. Şunu söktüm arkadaşlar. Oraya orada tünetlemeler için yaptıydım. Onu söktüm geri orada. Durmak yok. Bize yola devam yani arkadaşlar. Boş durmak, boşa çalışıyor diyen hesabı. Ev tıkleniyoruz. Ama güzel bir şey olacak sonucu inşallah. Şöyle çıtalarını çaktık. Biraz sonra üstünü çakacağız arkadaşlar. Şöyle. Şu bölüm bir yuva olacak yani şöyle. Şurası bir yuva. Şöyle bir yuva. Şunun altından tamam mı? He. Bunu bir alsan oraya. Şunu bak şöyle şu şekilde kessen. Buradan bir dalasan. Bunun üstüne. Bize buraya bir dalasan bundan. He. Şuradan. Sonra bir tane de şuradan bir dalasan. Şöyle. Evet. Tamam mı? Üstüne suntayı yürü koyduğun anda şapkadan düşer bura. Anladın mı? Kurdan tuvarı kapanır. Tamam. Pencerenin altından ağır. Yani kedi diyeceğim, köpek diyeceğim. Kuşlar aşağı düşmesin. Orada düşerse kalır diye düşündük arkadaşlar. Oraya bir çare bulacağız en son. Evet, şurada da yine 3 bölüm var. 6 tane bölüm oldu yani arkadaşlar. Burası yeni kuş olduğunda böyle. Ya da yavrular falan eş yapmak için. Şuranın çift tane yapıyoruz. Burası da 67,5. Ne mi? Yok. 67,5 mu lan? Evet. 67,5. Öyle mi yapacaksın da orayı? Burayı da böyle yapacağım. Şuraya bir dağıtacak ya parça. Bir dakika bir dakika. 67,5. Bence orayı çakma dayı. Oraya bir at. Ona yapalım. Bir dakika bir dakika lan. Hadi bak. Şuraya bir tane diyor. Buraya yapacak ya şuraya. Şuraya he. Atacak ya bir tane. He. Buraya attığımız önem değil. Buraya bütün yapmamız lazım. He. Anladın mı? Buraya bütün atacak ki buradan çıkana da bunun altına montalayacak. He oraya da bir ayrı til yapacağız. Oraya yani. Ayrı değil komple. Kapı açılmaz işte öyle. Benim dediğim gibi kapılı olacak ha bu lozu. O zaman burayı ne ederiz? Şurayı şuradan atarız. Burası sağlamlaşsın diye burayı bütünlerik. He oradan. He. Bunu da buradan atarız. Buraya da göre bir şey yaparız. Til yaparız. Tamam. Oraya da ayrı bir til. Bunları da arkadaşlar şöyle menteşelerini aldık şöyle. Bunları da kapılı olacak aşmalı. İki tane menteşe aldık. Üstünde sağlamlaştıktan sonra çerçevesini yapıp kapı yapacağız. Altlarına da ızgara koyacağız arkadaşlar bunların. Yani şu ızgaradan içleri ızgaralı olacak yani. Şöyle.
Alçıyı çekermiş mi? Sıla önceden nasıl iyi olurmuş? Çeksene. Karşı tarafı iyi olurmuş. İçine güne çekir, iyi der böyle şey çek. 60-75'miş o, tamam mı? Nasıl 75? Tam 75 tamam. Buçuk mu yazmışsın sonra? Buçuk yazmışsın daha önce 75. Tamam ben sana onu söyleyeyim, sen 75, orada kes. 75, 73,5. Ya tamam. 67,5. Tamam onları ben sana söyleyeceğim. Ağzını söyle dedim, elini kapatmaya başladım şimdi de. Gördüğünüz gibi. Gözler tam oldu. Çeşmeyi de buradan alacağız arkadaşlar. Şöyle. Görüyorsunuz 3 bölüm burada oldu. 2,5 bölüm gibi de burada oldu. Burada 3 de biraz burası. Şu orası yarmıyor ama orayı tilden kapatınca aynı 3 olacak. Sadece kapısı 3 olacak. Pencerenin önünde de iyi tünellerler arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Sıfır olsa benim güvenlik yapıyoruz. Kalite yani. Kalite kalite abi, fiyat derbi. Olacak olacak. Daim yapmışken diyor arkadaşlar şu üstü de yap. Yandım sultan diye. Üstü de. Canın suyun emmiş dur. Ondan dolayı arkadaşlar kalanı reklamlardan sonra yapacağız. Yarın yapardık ama yarın da pazar bulmamız gerekiyor. Pazarda. Alışverişe gidecek arkadaşlar. Satışa gidecek. Ticaret yapacağız. Ticaret yarın. Bayağı işimiz var. Tavuk çocuk. Tavuk çocuk bulursak satacağız. Kuvvetini alıp satacağız. Ya zarar edeceğiz. Ya da kâr edeceğiz. Aslında tavukçumuz ne varsa, tavuğu cücüğü olan varsa oraya getirsin, satarız. Oraya getirmez, evlerinden de alırız daha. Evet, şöyle sen adres versin, gidelim. Adresinizi söyleyin, biz alalım arkadaşlar. Evden tavuklarınızı alın, itinayla satılır. Evet. Bir tane de kapı yapsak dayı da görsene. Yok abi, ben vallahi bunun sonu var ya, ben ağzım tamam kurudu Allah belamısın ya. Ben hiç susamadım böyle bir yön ya, ben hiç oruçlu böyle. Değil mi? Oruzun şişesini şimdi anladım nasıl oldu. Böyle oruç tatlı oldu işte. Öbür türlü bir şey anlamıyor ki. Susamıyor, acıkmıyor diyeni sen. Böyle susuyacaksın işte. En son arkadaşlar şu aşağılarda bölerim herhalde. De öyle geliyor bana. Şu aşağılar kuvalara yatmadır arkadaşlar. Kuvaları iyi yap dedim aslında delik delik. Ya alışmadıklarına ya da bilmiyorum yeri çok olduğunda buraya yapmadım. Sen burada. Yatar mıydın kuvaya? Ben mi? Niye yatmayayım, sen yapmam kuvaya? Yapmazdım. Niye? Niye buranın duruhana, illa gibi duruhana ben oraya gidiyorum. Kişinin plastik içinde yanıp, bu da biliyor hayvan. Doğru söyle. Yazın yanardı. Doğru söyle. Allah Allah. Yazın laylonu bir giyip aldım. Laylon elbiseyi de bakın beni örüyorum. Yani, suyu içine nasıl karıyorum. Yanağın diyorsun ama. Aynen de aynı. Allah gula gula gula. Tamam bitti arkadaşlar. Daha çokolağı bitmedi la. Bitti bitti. Ama öbür kolay olur. Bitti galiba. Vidayla şey yapacak. Şeyle ne yapacak? Çerçevesini dön. Bunu ölçecek orada yapacak dışarıda. He orada vidalayacak. Bir de til çağacak, sımbalayacak. Getirip sür. Bir nusur bu yana koyup. Bir nusur bu yana koyup. Öyle öyle işledik. Aynen. Ana nasıl tutalım ya? Valla? Evet. 13 Asım'da gelme oralı Allah belanmışsın bir ört. Valla 13 Asım'da yok Hasan. Var mı ziyat iyi bir... Nereye yatacaksın? Daha Meraya'nın işi varmış. Meraya'na gideceksin. Valla? Valla dilim tamam. Tutma oğlum Allah. Önce bunlar böyle mi dursun? Bunlar böyle olsun. Dursun gari. Girerler seçene. Girsinler. Öyle mi? Evet. İyi girsin daha. Girsin. Pineklesinler içinde. Girsinler değil mi? Arkadaşlar şu ortalarda bölümü daha güzel olacak. Bölüm bölüm yer olacak yani bize. Hmm, orada bir tane yer de gittik arkadaşlar geçen ihale yapan abinin yanına. Şu kuvayı koy altına da bir otur hele. Koy koy. Dinlenme zamanı şimdi. Rızık zamanı diyorlar ya. Arkadaşlar bak o da oraya yatacak. Görüyor musun da koşuya? Girmiş bak oraya. Orada yatıyor onu zaten. Yatıyor da kuzlayamadı bir. Yarın kuzlar o. Şu da şuraya kuzlayacak arkadaşlar. Bir tanesi de şuraya dirkene. Limonlar hep kuzlayacak inşallah. Limonlar, beklentimiz limonlar. Biri de yazmış sen kötü bir insansın. Sen kuşları şey ne için bakmıyorsun yazmış. Yumurtası alınır mı? Bakmayandan alınırmış yumurta. Arkadaşlar ben hani bunu böyle bakıyorum. Ne hani bakmayandan alakası ne? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey. Şu mesela iyi kaliteli kuşsa bu mesela oradan kuzladı. Orada bir tane kalitesiz kuşlarımız var. Evet. Posta güvercinlerimiz. Onlar da kuzlayır. Biz bunun yumurtasını alıyor. O postanınkini de alıyor. Bununkini postanın altına koyuyor. Bu bir daha kuzlayır. Yani. Bir daha yatıyor. Çünkü ne diyeyim işte bir ayın iki ayın içinde dört tane yavru alıyor. Yani. Bir tane kuştan.
Aynı kuştan. O yüzden buradan ne alamaz? Bunlar bedava gelmiyor yani. Bunlar parayla aldık. Evet. Mesela bunun arkasından gelen de satacak ki anasını kurtaracak. Yani üreteceğiz. Biz bunu üretmesini yapıyoruz. Biz bunun süsüne de bakacağız. Yani yin parayla değil yani. Yani 15 lira yin attığı bir tahla. Geçen attım ya, nasıl olmuş lan? Attığın bir tahla diyor. Yediğin 15 liralık buğday. Abi nereden alacak bunları? İyi de bunların arkası gelmezse olmaz. Bunlara bir yandan... Ya ben bunu hem hobi olarak zaten bunları sevmeyince şey yapmaz. İnsan buna para da vermez. Ben mesela verdiğim paraları bazı insanlara söylüyorum. Çok şaşırıyor. Kuş o kadar para verin. Ben bunu sevmesem zaten veririm. 5 tane de ben aldım bir gün orada. Evet. Şu anda yolda geliyorlar şimdi. Yanmadılarsa. Otobüsünden geliyorlar. Onu alacak. Gidecek saat 5'te. Evet. Onu alacak. Sahur. İyi ezan. Ezan o 14. Kim mi gidecek? Vallahi bilmiyorum ki. Kalalım mı orada? O yavrular ölür oğlum bu oyuncular. Onlar da şimdi içine koruk kafesinin içine. Orada hem yemleri hem de satarız. Onlar giriyor. Karımızı bulsa satarım. Abi, kim bilirse çifti 10 lira. Bayağı para verdik onlara da arkadaşlar. Kahveren bu inek gibi lan. Ne? Bana böyle. Vallahi kahveren sen. Yok la yeşil ha onun. Baksana. Bu bunun yeşil mi onun yeşil mi? Ha onun değil mi? Şu onun işiymiş. Yanlış denen şey. İstiyorsan yat diyor yine de diyor. Ben onunla dövüşürüm diyor. He bak. Bak ana. Ana. Alacağım. Yine bak Hasan. He? Ulan Asya'dan mı aldık Hasan biz? Yo dayı satın aldım. Erkekler. Önceki kendi şeylerim, erkeklerim. Ikisi yavrudan büyüttüm onları. Ben o da oraya yatacak. O da oraya yatacak. Şu oraya yatacak. Bu? Burada ne bileyim ben bu? Yok mu daha bir iş ne bulmadı bu? Bunlar var hepsi işli bunlar. Yok bunun işi ne? Dışarıda mı? Bilemedim ki. Şu şeyden Aksaray'dan aldım. Sana o da oraya yatacak. Yanına yat. Ha oraya yatacak işte o da oraya. O da şeyden aldığımız. Gulaştan aldık ya bir abi. O da iyi lan. Şunlar çok güzel arkadaşlar. En son aldıklarım şu ikisi. Bunlara maşallah derman sığmaz. Bunları bir üretirsen onu kuşçu arkadaşlar zaten bakınca hemen hayvanın güzelliğinden anlarlar. Onlara yüksek para verdik. Ama kuş, güzel de kuşlar yani. Gidiyorum Hasan. Nereye gidiyorsun? Dayı dur bana bir ya. Hadi ben gidiyorum. Vallahi. Hadi bana. Evet arkadaşlar. Biraz dinlendik vallahi. Kemal dayım yatmaya gitti. O da susadı. Ben de susar gibi oldum. Selamünaleyküm sonra... arkadaşlar. Malzemelerimizi topladım arkadaşlar. 3 de herhalde bir daha ver. Şimdi de arkadaşlar kayınvalidem gül. Ama sen gir. Gelin demişler. O aslında olay da şöyle koluna yiyorlar da şöyle yaptığında. Kemerimine bağladım arkadaşlar. Ben alıştırıyorum. Buna kendimi yavaş yavaş alıştırıyorum. Hani bir şey olduğunda el frenini çekerim durdururum. Niye lambamız şey yanıyor? Neyin lambası yanıyor? Şahar yanıyor öyle çat çat çat. Ha onu bir şey yapmışlar işte. Bunlar. Şöyle yaptınız değil mi onu? Tuturdun mu? Var hala. Dur bakalım onu ben kapatırım. Tamam devam et hadi. Kayınvalidemi çağırmışlar arkadaşlar. Öbürler bu kim? Başları birilerinde mi var? Maşallah. Niye öyle oldu? Maşallah. Niye öyle mi oldu? Sana sormak lazım. Niye öyle oldu? Arkadaşlar birinize kalamadı Canus Hanım ama ikinci de başardı. Gidiyoruz yavaş yavaş. Çocuklar da bugün arkaya bindi. Nasıl saklanmış Ömer var oraya. Yüksel sen neredesin ya lan? Göster bana kendini. Yüksel göster mi? Yüksel ne yazdı? Buradan gidiyorsun mi şuradan? He buradan da. Az vardı arkadaşlar. Biraz uyudum. Susuzluğum var geçmiş biraz. Uyudun da azıcık gidiyorum. Bayağı susadık arkadaşlar. Bugün aynı yaz günü gibiydi. Yok öyle git. Bak yine aynı çukura düşürdüm. Oğlum, tam vardım çukura düşürdüm. Bu çukura şimdi kızmayayım diyorum da. Normal gitsem var ortalı. Şu kenardan oraya yanaştıramam. Ben de oradan gerkene gidiyorum ama şeyden. Bak videoda ben sana hiç gitmeyeyim diyorum. Aynı inadına yapıyor gibi yapıyor. Ya, arkadaşlar vallahi hadi. Diye düzeleceğiz inşallah. Ama arabayı eskideceğim öyle diye de arabayı mahvedeceğim. Her biri düşürmedi. Hani yolda önüne bak önüme. Sağa sola bakmadan şuraya çıkacağız? Çıkacaksın önce. Hanım ne oluyorsun böğün ya? Alışacağın vakit böğün vallahi iki oldu. Bas frene bas. Depreje bas frene bas. Ortada böyle diyeceksin ki sürme bak az sonra Allah ya bir şey yapalım bir şey yaramaz. Sana çok ilerliyorum diye biri yok. Hadi bak. Çok endişe mi yapıyorum bilmiyorum ki sakin ol. Ben bir şey dediğim yok kendi kendine.
Sağa sola baktım mesela şeye bakma. Ortada şey hiç bakmıyor. Üstüne doğru gidiyormuş. Durum böyle arkadaşlar. O zaman bakalım. Cans biraz da yemekler falan göstersin sizlere. Şimdi mesela ben şurada fitesin biri alalım mı? Yok, ikinin vardı. Değil sonra mi, durduktan sonra biri alabilirsin. Ondan sonra kaldıramayız. Şurada frenle fitesi mi? Var yok, varım. Ondan sonra durduktan sonra biri alınır. Öyle giderken alınır. Sağ dur serbest. Şimdi ya da dön tam. Sağ serbest. Ağır dön. Evet. Karşıya geçme mesela burada. Karşı yolu şu an idaredir yani. Biraz daha sağdan döndüğünde karşı tarafın yolunu şey yapmayacaksın. Engellerim yani. Değil mi? Engellerim. Karşıya geçersin gelen arabaya şey yaparsın. Asfalta çıktık arkadaşlar şu anda. Geçen normal yoldan gittik. Bugün de asfalta bizim köy biliyorsunuz fazla o kadar şey değil. Tamam, şey değil. Merkez gibi değil. Öyle olsa hani çoğu yazar verir. Ama buralarda sıkıntı olmaz. Öğrenilebilir yani. O zaman orada yemekler falan göstersin canım sizlere arkadaşlar. Videomuzun devamında görüşürüz. Küçük aşkı aşkı da dökmüş olabilir üstümüze ya da iyi tam kusmuş olabilir üstümüze. Tekrardan merhaba güzellerim. Merhabalar, hoş geldiniz. Bu kimin kanalı canısın senin? Hasan'dan. Ha, hoş geldiniz Hasan damadının kanalına. Hasan damat deyince Hasan dağ gibi oldu hani. Evet. Damadın, Hasan damadının kanalına. Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bu arada buraya gelene kadar arabayı ben sürdüm. Kamera açıldığında yemin ederim bana bir heyecan basıyor. Ben ana asfalttan geldim. Şuranın var ya sola dönüş. Şu asfalt oradan değil mi döndüm? Teyze. Böyle kızıl kızıl yoldan geldim. Bu taraf biraz daha kalabalıktı. O taraf geldiğimiz yer değildi pek de. Buna ben mesela gayet de şeydi. İşlek bir alandı ama kendim öyle gelebildim. Ama kamera açılınca panik yaptım. Yok yok. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Ellerine sağlık. Keselerine bereket olsun anacığım gibi. Afiyet olsun. Ateşonun. Babamın kardeşim inşallah. Çok güzel olmuş her şey. Daha da bir sürü de artı yemeklerimiz, şeylerimiz. Annem benim oluyor ya annem. Makine alma dizelim var mı içinde? Makine alma boşaltılacak bilmiyorum kendini. Temizler mi var ki? Bak bakalım kızım bak. Şu bak, boş anne boş. Küçük şeyimiz yok mu annem? Tavamız dökmedin. Şeydi sahurda nasıl ısıtırsınız? Evet tavalarını bakacağım unutmadan. O küçük yerimiz mi annem? Hı? Yine bak. Yaşı tek oysa yemeği yedikten sonra şey gibi, makine cücüğü gibi oluyorum arkadaşlar. Nereye döndüğümü bilemiyor gibi oluyorum. Ya Allah ya bismillah diyelim şöyle. Daha doymamış ben de sermayeyi görmüyorum. Şöyle. Zaten bu hemen çalışacak arkadaşlar. Bir de burada böyle 5 yumurta bardakları görüyorsunuz içlerinde. Fazla bir şey yok. Boş muymuş? Yani. Boş attı o zaman. Bir şey güzel iş için. Bu arada bu taraftaki ses neydi, neydi belki sorarsınız. Emoşum da orada. Krem şanti yapıyor. Tatlımıza. Bu da bizim küçük emoşumuz. Belki sorarsınız. Bizim ailede bir sürü Emine var. Bacım Emine var. Halamın kızı var. Teyzemin kızı var. Amcamın kızı var. Hep Emine'yiz. Niye hep Emine annem? Bilmiyorum anne. Sülalemize Emine. Niye beni Emine koymadınız? Amcanın annesi, amcanın kızıyla bizim Emine'nin adı kayınvalidesi var. İyi. Bu Emine'nin yanında kayınvalidesi, teyze yanında kayınvalidesi. Büyük Emine ablam da aynı. O da annesinin adını koydu. Bak, bu peçete nasıl peçete bacım? Büyükten küçüğe devredilen isimlerle bu zamana kadar böyle hep Emine olarak da gelmişler. Arkadaşlar babaannem çok genç yaşta vefat etmiş. O yüzden böyle herkesin içinde hukça kalmış. Ona doyamadan vefat ettiği için. Lütfen cennet olsun inşallah. Bugün babaannem vefat etmiş, yarın abim doğmuş, Kazım abim. Annem acısıyla doğmuş, stresiyle, üzüntüsüyle hemen doğum yapmış. Teyze. Kızlar eliniz ağrısa şimdi yapalım mı mikserle? Mikser var mıydı? He bebeğim var. Geçti bana. Keşke bir şey söyleseydim. Valla aklım sonradan geldi. Ama nasıl yapma? Mikserle ne senin yanında? Hoş Vallahi. Şimdi onu falan yapalım canım. Onu sana ne kadar varsa anne. Sonra gitsin sana şimdi bir kuru falan yiyip de yiyor da. O zaman bir tane leğene dök anne bir derim bir leğene ağzını streçleyelim. Bu da leğenlerim var. Hazır olsun. Aa,
Arkadaşlar her taraf bulaşık. Bak burada da var. Burada da var. Burada da var. Bardaklarım. Ödeyen bir yapma. Ödeyen üstünde. Ben de Ahmet dedim gelir. Şap parçam suya mı yalamadım? Değmez be ben de. Ay, sana bana bir gülümsüz ki. Buyurun. Valla bir tabağa ben yedim ya. Diğerleri yememiş annem. Ya sen yemek yememişler. Nazım önce de yemeyim daha fazla. Buraya niye kavdasın takım diye şu namazlar mı? Şu senin ortalarını kaldıracağım öncelikle. Aç aç. Üstüme atıp gelebileceğim. O hala sıvı. Olur. Bir de diğer kızlar tek tek dolandı sürenizde. Kalp ısıtılar bir de siz. Kolun yoruldu ondan herhalde şey almıyor şekil. Ben var ya bunu, oğlum ağrır ya. Bunu böyle çıplak böyle bir gezelim. Koca evi turlarım. Onun üstüne 2 dakika sonra böyle kolun felç olur. Emoşum oluyor bak bak. Gördün mü? Boylaşıyor. Al fıstığım. Az da Ayşe Gülgül yaptım. Kolun yorulursa. Yapacağım. O taraf sıcak mı kalayım? Yapacağım. Annem bir de bugün davet şeyini attılar, tazasını. Şimdi daha davet edeceklerimiz var da ne bileyim, üstüne düşmedik. Ben bana nasip edip üst üste yapacaktım daveti, nasip olmadı. Ben seni biliyor musun? Ben senin amcası gibi neydim ben işte ama bilmiyorum nasıl yaparım. Sütleri dolaba koyayım mı? Koy fıstığım. Şimdi bitti.